İlde de aynı ve ikinci kısımda Yeşiltepe Sıvat'ta var. Şahin Tepe'de de aynı, Güvercin Tepe'de de aynı sorunlar var. Sadece Başakşehir Belediyesi'nin her zaman biz bunu mecliste de ifade ettik. Geçmişteki meclis üyesi arkadaşlarımız ifade ettiler. Buradaki tamamen tek mantesi şu: Başakkent AŞ'nin Başakşehir sınırları içerisindeki imar sorunları ile ilgili muhatap kendini kılıp benden başka kimse yapamaz. %51 buradaki hisseleri toplayarak öyle ya da bu şekilde hisseleri %51 ben aldıktan sonra geri kişiler, kalan kişilerin hak kayıpları olmuş olmamış umurlarında değil. Sadece Başakkent AŞ ve kendilerinin yandaş firmalarını buraların yaptırmaktan başka bir şey yok, düşünceleri yoktur. Çözümsüzlük konusunda Başakşehir Belediye Başkanı'nın asla ve asla buraya bir çözüm üreteceğini görmüyoruz. Zaten mahkemelerdeki süreci de görüyoruz. 15 yıldır devam eden ve bugünkü duruşmada da gördük ki süreç yine uzatılmaya devam ediliyor. Bu tamamen danışıklı dövüş gibi. Samimilerse bugün 1/1000'likleri kendi yetkisinde yaparken 1/5000'lik planların da Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi konusunda teklifimizi biz Başakşehir Belediyesi'nde meclis üyesi arkadaşlarımızla yapacağız. Büyükşehir'de de bu imar planları ile ilgili çözümsüzlüğün gerçekten çözüme kavuşmasını istiyorlarsa bu yetki devirlerinin tekrardan Büyükşehir'e verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu işin çözümünün yolu bu mu? Bu yani işin çözümü bu. Büyükşehir'e verecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na alınması gerekiyor kesinlikle. Çünkü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na alındığı noktasında ne bir ilçe belediyenin ne de Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda çalışması yok. İşte gördüğünüz gibi mahkemelerde vatandaşlar adeta sürünülüyor. Adeta zaman kayboluyor ve bu insanlar yarın öbürsü gün ellerinden belirlenmiş işte gerçek değerleri olmayan raç bedeller üzerinden bu haklar alınacak ve insanların vermiş olduğu oraya emekle yatırımda tamamen boşa gidecek. Plan bu mu? Başakşehir Belediyesi'nin planı bölgeyi bir şekilde kentsel dönüşüme sokup kamulaştırdık mı orayı? Tabii kesinlikle. Bütün plan bu zaten. Bu plan üzerinden işliyor. Şahin Tepe'de gördüğünüz gibi oradaki mahkeme kararlarına rağmen orada bu planı işletiyorlar. İnşaatlar devam ediyor ve diğer tarafta da bununla ilgili durdurulma kararları almasına rağmen Başakşehir Belediyesi yine kendi uktesi üzerinden bu işe devam ediyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bundan sonraki süreçte bizim ilk şeyimiz bu yetki devirlerinin alınıp yerel belediyelere ve Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesi konusunda İstanbul genelindeki bütün meclis üyesiyle ilçe başkanlıkları böyle bir çalışması var zaten. Aynı zamanda da mecliste de bununla ilgili çalışmamızı yapacağız. Sahada da mahkemede olsun, sahada olsun vatandaşın yanında olacağız ve bunu kamuoyuna duyurup buradaki sıkıntının, vatandaşın sıkıntısını dile getirme konusunda da gerekli çabayı ve gayreti de göstereceğiz parti olarak. Vatandaşı yalnız bırakmayacağız. Kesinlikle asla bırakmayacağız. Zaten daha önce siz de biliyorsunuz daha önce işte acele kamulaştırma kararları ile ilgili orada oluşan kamuoyundan sonrasında mahkemenin oradaki yürütmeyi durdurulması, Şahin Tepe'deki imar planlarının iptal edilmesi, oradaki yürütmenin durdurulması gibi konuların tamamen kamuoyunun çalışmaları ve partimizin bu konudaki oradaki mağdur insanlarımızı, vatandaşlarımızı, komşularımızı yalnız bırakmamasının neticesi diye görüyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.